Bak bak. Suçun kötü. Benim adım Abdullah. Doğu Türkistanlıyım. Burada Suç İmam'da üniversite okuyorum. Ben öğrenciyim. 2017'den itibaren ailemle hiçbir irtibatım yok. Beni Türkiye'de oku diye ailemi hapsattılar. Babam 4 seneden beri Çin toplama kampında. Ailemle hiç irtibata geçemiyorum. Devlet yetkililerimizden bize sahip çıkmasını, bize gerekli şeyleri vermesini istiyorum. Benim adım Abdurrahim. 2016'dan beri hiç evimiz, ailem, anne babamızdan hiç iletişim falan kuramıyoruz. Bir de annemiz, benim babam 2014'ten beri tutuklu halde. Annemden hiç haberim yok. Çin'e basın açılacak mı, açılmayacak mı? Hiç tamamen kapalı durumda. Hiçbir bu konuda biz yetkililerininki destek vermesini bekliyoruz. 1937 yılından bu yana Doğu Türkistan'daki Çin zulmü sistematik bir şekilde devam etmektedir. Burada kadınlar kısırlaştırılmakta, insanlar toplama kamplarında asimile edilmektedir. Sistemli bir şekilde camiler kapatılmakta, insanlar zorla toplama kamplarına götürülerek tarlalarda çalıştırılmakta. Müslüman Türk kızları Çinlilerle evlenmeye zorlanmakta. Doğu Türkistan'daki Çin zulmü sistematik bir şekilde devam etmektedir. Ne yazık ki dünya buna sessiz kalmakta. Doğu Türkistan'daki Çin zulmü denizde kıyıya vuran bir balina kadar değeri yok. Ve kamuoyunda da öyle değerlendirilmektedir. 2014'te kurulmaya başlanan ve 2016'dan itibaren sistematik bir şekilde kitlesel bir boyut kazanan toplama kaplarında en az şu an 3 milyon Doğu Türkistanlı bulunmaktadır.